Hacı Paşa, 14. yüzyılda Anadolu'da bulunan en büyük Türk hekimi. Bursalı Kadızade'nin matematik ve astronomideki kuruculuğunun benzerini tıpta gösteren zamanın tanınmış hekimi Hacı Paşa'nın asıl adı Celaleddin Hızır'dır. İlk eğitimini Konya'da gördü. Yüksek tahsilini ise Molla Fenari ile birlikte Mısır'da yaptı. Tıp bilgisini geliştirdikten sonra Kahire Kalavun Hastanesi'nde çalıştı. Eğitimini tamamladıktan sonra Konya'ya döndü. Aydınoğlu İsa Bey'in daveti üzerine Selçuk, Ayaslu ve Birgi'de hekimlik hizmeti verdi. Öğretisi. Hacı Paşa, 15. yüzyılın başlarında Anadolu'da bulunan en büyük Türk hekimidir. Tıp sahasında 5'i Arapça, 6'sı Türkçe ve 1'i de Farsça olmak üzere 12 eser kaleme almıştır. Terif ettiği bu kitaplar yüzyıllar boyunca okunmuştur. Önemli eserlerinden biri Şifaül Eskam ve Devül Alam olup, Aydınoğlu İsa Bey adına 1381'de Ayaslu'da telif edilmiştir. Diğer bir eseri Kitab-ı Tealim fit Tıp adını taşır. Eser yine kendisi tarafından Kitab-ül Feride adıyla ihtisar edilmiştir. Hacı Paşa'nın bir diğer eseri Kitab-ı Saade vel İkbal, genel sağlığı konu alan tıp kitabıdır. Bu eser daha sonra meçhul biri tarafından Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Osmanlı'da Türkçe tıp dilinin gelişmesinde Hacı Paşa'nın önemli yeri vardır. Kitab-ı Tesir fi Tıp ve Müntehab-ı Şifa adlı eserlerini Türkçe kaleme almış, İbn-i Baytar'ın müfredatını da Tercüme-i Müfredat-ı İbn-i Baytar adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir. Hacı Paşa böylece Selçuklu tabiplerinden Hekim Bereket'in Tuhve-i Mübarizi ve Kitab-ı Hülasa-i Der İlmi Tıp adlı iki eseriyle Anadolu'da başlatmış olduğu Türkçe tıp geleneğini devam ettirmiştir.